Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısına karşı sık sık gündeme getirdiği bir itiraz var. Dünya 5'ten büyüktür itirazı. İşte bu itiraz karşılık buldu. Bundan böyle konseyin 5 daimi üyesinin veto yetkilerini kullanmalarını azaltmak için yeni bir sistem uygulanacak. Herhangi bir kararı veto eden ülke genel kurulda hesap verecek. Dünya 5'ten büyüktür. Türkiye dünya beşten büyüktür dedi, tarihi karar hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde duyulan reform ihtiyacına uzun yıllardır dikkat çekiyordu. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50'yi aşkın ülkenin desteğiyle bir tasarı hazırlandı. Amaç, veto yetkisini kullanan ülkeler nedeniyle Güvenlik Konseyi'nin işlevsiz hale gelmesinin önüne geçmekti. O tasarı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. Veto yetkisi olan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere de tasarıyı destekledi. Russia accountable. Peki yeni sistem nasıl işleyecek? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi var. Bunlar ABD, Çin, Fransa, İngiltere, Rusya. İçlerinden biri masaya gelen kararı veto ederse sistem kilitleniyor. Hiçbir karar alınamıyor. Bundan böyle veto durumunda 193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanacak. Kararı engelleyen ülke kurulun karşısına çıkacak, savunma yapması istenecek. Böylece Güvenlik Konseyi'nin şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırılacak. Ayrıca vetoye konu olan mesele hakkında Güvenlik Konseyi üyesi olmayan ülkelerinde Genel Kurul'da söz alması sağlanacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkını en fazla Rusya kullandı. 120 kararı veto etti. İkinci sırada 82 veto ile ABD var. Güvenlik Konseyi'nin etkisiz kalmasına yol açan veto sistemi, Ukrayna Savaşı ile birlikte yeniden gündeme gelmişti.